Doktor McWheely. Bakın, küçük yeşil bir araba yolda gidiyor. Bu araba ne kadar da yavaş gidiyor. Aa, egzozundan siyah duman çıkıyor. Eyvah, kaputun altından da duman çıkıyor. Ve şimdi de tekerleği çıktı. Araba, hemen Doktor McWheely'nin tamirhanesine gitmelisin. Seni oraya nasıl götüreceğiz? Tabii ya, bir çekici sana yardım edebilir. Hadi gidelim. Merhaba Doktor McWheely. Bu küçük yeşil arabanın yardımına ihtiyacı var. Teşekkür ederiz çekici. Görüşmek üzere. Sorunun nerede olduğuna bir bakalım. Anlaşılan o ki, bu araba daha önce hiç muayene olmamış. Hiç tamirhaneye gitmemiş. Ama bu çok yanlış. Peki, üzülme küçük araba. Doktor McWheely seni şimdi tamir eder. Motorla başlayalım. Motorun yağa ihtiyacı var. Yağı buradan motorun içine dökelim. Aynen böyle. Şimdi hava filtresini değiştirelim. Arabanın içine giren havayı temizleyecek. Öf, bu filtre ne kadar da kirlenmiş. Bunu çöpe atmalıyız. Yeni, tertemiz bir filtre takalım. Harika. Şimdi soğutucu sıvıyı dolduralım. Araba çalıştığında motor çok ısınıyor. Onun için motorun bu özel sıvıyla soğutulması gerekiyor. Harika bir iş çıkartıyorsun Doktor McWheely. Ama işimiz henüz bitmedi. Camları temizlemek için gerekli olan sıvı da bitmiş. Onu buraya dökmeliyiz. Motordaki işlerimiz bitti. Doktor McWheely artık kaputu kapatabilir. Geriye ne kaldı? Tabii, yeni bir tekerlek takmalıyız. Artık araba gitmeye hazır. Teşekkür ederiz Doktor McWheely. Bize her zamanki gibi çok yardımcı oldun. Umarım bundan sonra bütün arabalar düzenli olarak tamirhanene gelip muayene olur. Bakın, tamirden sonra araba daha hızlı gidebiliyor. Peki sen doktora gitmeyi seviyor musun? Sen de bu küçük yeşil araba kadar cesur olmalı ve düzenli olarak muayene olmak için doktora gitmelisin.